şu anda bütün arzumuz, bütün gayretimiz bir an önce gerek devlet yatılı okulundaki yavrularımızın kurtarılması, gerekse şehir merkezindeki binaların altında kalan insanımızın kurtarılmasıdır. Ve şu anda hastanelere nakledilmiş olan hastalarımız var, onların kurtarılmasıdır. Yani buna ihmal denmez. Buna ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir. Bunlar ihmalden kaynaklanmıyor. Yani bu ihalelerin şartları neler? Bu şartlara uymamak vardır. Bunun kontrolü iyi yapılmamıştır. Buradaki zemin etütleri iyi yapılmamıştır. Ve gerek malzemeden çalma diyebiliriz. Kaldı ki bunlar yeni binalar. Bu tür maalesef yapılmış olan yanlışlıklar olabilir. Tabii temennimiz odur ki bugüne kadar olan bu yanlışlar bundan sonra devam etmesin. Herhalde bunlardan artık bu toplumun ders alması, ama bunların suçlularını da tabii gerekli şekilde masaya yatırmalı. Ben buradaki depremle ilgili soruşturma söz konusu olsun. Bunların üzerine daha fazla durmak istemiyorum. Soruşturma söz konusu olacak mı efendim? Tabii gerekli olan soruşturmaları ilgili bakanlıklarımız da yapacaktır. Bana ve oradaki meslektaşlarına aktardı. Ve... olanlar hep oldu. Evet başkanım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son zamanlar abi. Yapma tamam. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz. Bir tek Allah'ın kulu yok. Nerede bu hükümet? Bu nerede bu Recep Tayyip Erdoğan? Nerede? Nerede? Hani Allah'ın kulu gelmedi. 99 depremini yerleştiren adam nerede? Maraş'ı sildiler mi? Ha, gidin de görün Maraş bir buradan ibaret diye kuyacak da. Bari insanlar, bari. Şu anda AFAD'ın bütün çadırlarıyla işte ilçeler biliyorsunuz depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek hazine maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladım. Bir tane 9'a kadar bir tane belediye yok mu arkadaş? Tamam, dışarıdan gelenler ulaşamadı. Dışarıdan gelenler ulaşamadı. Ne belediye, ne polis, ne jandarma. Bu insanların hepsi sokakta. AFAD nerede AFAD? Onlar yok. AFAD gelemedi. Gelsin, açsın yolları. Nerede bu hükümet? Çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum. Bunlar bizim bildiğimiz işler. Biz bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. Ve inşallah Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. Diğer 8 vilayetimizde de yine bunları yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz. Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir, ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Bu inşaatta 3 çocuğum yatıyor, eşim yatıyor, depremin 3. günü oldu.
Herkes geliyor bize akıl veriyor. Yok efendim şöyle olsun, böyle olsun. Akşam, gece vakti jandarma gelmiş buraya. Cihazlarını sokuyor inşaata. Enkaza cihazlarını sokuyor, diyor ki yoğun ses var. E peki ses var, ne yapıyorsunuz? Sırtını dönüp gidiyor. Gönüllü vatandaşlar gelmiş. Bakın ben size onları da göstereyim. Gönüllü vatandaşlar gelmiş. Diyorlar ki bu inşaatta biz çalışalım ama biz yön verecek, akıl verecek yetkililerin gelmesi lazım. Babam gözüm, ben 47 yaşındayım. 4 çocuğum var, eşim var. Ben vergisini ödeyen, ben işini düzgün yapan bir memurum. Devlet bugün benim yanımda değilse ne zaman gelecek ya? Benim çoluk çocuğum burada zaten soğuktan öldü, soğuktan. Yazık değil mi, sesimizi kimse duymuyor. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Ses duyuyoruz, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bir tane iş makinesi yok, bir tane afadeşi yok. Yakıt yok, ekmek yok, market yok, hiçbir şey yok. Hava -3 dereceye girdi gece. Tüm yardım diye çığlık atan bir kadın bugün sabah nasıl çıksın? Yani bugün dün sesini duyduğumuzun bugün sesini duymuyoruz. Bize yardım edin diyen bir sürü insan var ve AFAD görevlilerinden hiçbiri yok. Ekip yok, kimse yok. Annem, babam, kız kardeşim. Bugün mecliste yapılacak olan oylamayla birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını yakalayacaktır.